Saatlerin Hazinesi. Yazan Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. 2. Bölüm. Siyah ve kevkep olan Zuhal uydusunun gün ve saatlerinin canlılar üzerinde etkisi ve bunlar hakkında bilgiler. Zuhal kevkebi 7. gök yıldızı veya uydusudur. Bunun bağlı olduğu gün günlerden cumartesi günüdür. Bu kevkebin burcu da Oğlak ve Kova burcudur. Allah'ın güzel adlarından Ya Fettah, Ya Rezzak adlarında intisabı vardır. Bunun sayısı da 797 rakamıdır. Bu kevkebin Allah katında vekil melaikesi de Kesfiyain'dir. Böyle bir gün içinde düşünüp tasarlandığım bir işi yapmak için önce Allah'a, sonra da bu uydunun vekil melaikesinden yardım istemelisin. Bu tasarlamış olduğun işe başlamadan önce ve işinin hitamında tesbihi yazar okur, öylece işine başlar ve işini sona erdirirsin. Bilindiği gibi ameller şartlarla gerçekleşir. Bu şartları yerine hakkıyla getirip yapanların tasarlamış olduğu iş tamamlanmış olur. Bu saat düşmanı vurup yenmek için en uygun ve en iyi bir saattir. Zuhal kevkebi siyah renkte olup yarı yarıya oynaktır. Siyahlığı gayet tatlı ve güzeldir. Bunun için bu kevkep daimi olarak uğursuzluk taşır. Zira hareketi dağınık, yarı yarıya oynaktır. Böyle bir günde yola çıkanların akıbeti kötüdür. Denizdeyse batıp giderler, karadaysa bir felaketle karşılaşır. Böyle bir günde ve saatinde yeni elbise giymemeli ve ısmarlayıp biçtirmemelidir. Aksi takdirde bunları ya fareler didikler veya kazaya uğrayarak yanar elinden çıkmış olur. Ve yine bugün ve bu saatinde hiçbir şeyi diğer bir şeye katıp karıştırma ve hiç kimseyle ortak olma. İki dargın kişiyi de barıştırmaya kalkışma. Kadınlarla kavga etme. Hükümet başkanlarının veya hükümdarların yanına girme. Ve yine alım ve satım işiyle uğraşma, bir şey harcama. Elinde bulunan bir malı elinden çıkarma. Gemi ve gemicilik işiyle uğraşma. Gemilere ait araç ve gereçleri böyle bir günde ve bu saatte gemilere yükleme. Yolcu ve kaçak kişileri kereste gibi biçilmiş malları gemiye sokma. Özellikle gemi ve gemiciliğe aidiyeti olan işlerden uzak kalmaya bak. Dargın olduğun bir kadını kendine zorla büyüyle bağlama. Zira büyü ve fal makbul olan bir ilim ve amel değildir. Çünkü aranız açık olduğu için ayrılıncaya kadar böyle bir şeye teşebbüs etme. Bugünün ilk saatinde ekin ekmek, ağaç dikmek gibi şeyler yapma. Zira bunları yer kurtları ve haşereler yok edip götürür. Böylece kendini de boş yere yormuş olursun. Ve yine bugün de ve bu saatte para kazanmak için tasarladığın bir işi yapma. Zira bu saat kötü şeyler için elverişi uygun bir saattir. Mesela karı kocanın ayrılmaları, kurdukları yuvanın yıkılması, orduları savaş için yürütmek, harp ve dövüş, araç ve gereçlerini bu maksatla hazırlamak gibi şeylere uygun bir saattir. Ve yine kötü şeylerden kale yıkmak, ev yıkmak gibi şeyler bugünün ilk saatinde yapılır. Bunun için ki böyle bir saate bina yapmaya başlamamalı, başlandığı takdirde birçok zorluklar doğar. Belki de çalışan işçilerden birkaçı öleceği gibi yapılan binada yıkılmış olur. Özet olarak denilebilir ki, bugünün bu ilk saatinde hayırlı ve iyi şeyler yapılması tavsiye ediliyor. İskar adı kitapta Zuhal Kevkebi hakkında şu tamamlayıcı bilgiler veriliyor. Şöyle ki, Zuhal Kevkebi 4. felekten çıkar. Bazıları da 6. veya 7. felekten çıktığını söyler. Böylece her burçta 2,5 sene kalır. Bütün feleklere ve gök katlarına 30 sene süreyle uğrayıp geçer. Bu kevkeple bağlantısı olan sıfatlar şunlardır. Ahmaklık, cehalet, korkaklık, cimrilik, kin, yalan, kalleşlik, gevezelik, gerizekalılık, tembellik, dert, ziyan gibi sıfatlardır. Bu sene içinde yapılması uygun şeyler şunlardır. Define ve hazineleri gömüp saklamak. Verilen gizli emirleri saklayıp fahş etmemek. Su çıkarmak için kuyu kazmak, ağaç dikmek için çukur açmak gibi şeylerdir. Ve yine ikinci kez şunu tekrarlayalım ki, bugünün bu saatinde bir yapı yapmaya veya bir şeyi diğer bir şeye katmamaya dikkat etmelisin.
ve yine sünnetçiyle sünnet edilen çocukların temizliğine dikkat etmelisin. Bu uydu siyah olup çıkış ve kısmeti kova burcundan alır. Şayet günün bu saati bu burçta bulunurken mühür ve benzeri gibi bir şeyler yapmak istersen cumartesi gününün bu ilk saatini kollamalısın. Demirden dört köşe bir plaka yapıp içine aşağıda gösterildiği gibi üç satır halinde şu adar ve şu yazıları yazmalısın ve bunu mumla kapamalısın. Şayet bu yaptığın mühürle bir iş yapmak istediğin vakit mesela halkın sana bir şeyler vermesi, senin yönün tutmaya eğilimli olması ve buna benzer düşünce ve işte bu plakayı kullandığın takdirde bu koruyucu mühür seni her türlü düşmanlıktan koruduğu gibi seni hayret ve dehşetlere düşürmüş olur. Böylece hiçbir kimse seninle baş edemeyeceğini görmüş olursun. Şayet biri bu saatte sana soracağını açıklarsa ona, devlet işinden veya gömülü bir defineden veya bir hastalıktan veya bir tutuklu hakkında bir şey sormak niyetinde olduğunu söylersin. Allah daha iyisini bilir. Şayet biri sana bu saatte bir hacetini soracak olursa ona, bu hacetin gerçekleşeceğini söylersin. Bu saatin sonunda sormuş ise bu hacetin olmayacağını anlatırsın. Şayet biri sana bu saatte sana yolculuk hakkında bir şey soracak olursa ona, bu yolculuğun tamamlanmayacağını veya zorluklarla tamamlanacağını söylersin. Şayet biri bu saatte sana ziraat işi hakkında bir şey soracak olursa ona, bu saatte yapılacak bir işten hayır ve yarar gelmeyeceğini, ziyandan gayri bir kazancı olmayacağını söylersin. Şayet biri bu saatte gemiden mal çıkarıp çıkarmayacağını soracak olursa ona, gemiden bu saatte hiçbir mal çıkarmamasını, aksi halde çıkaracağı malın telef olarak elinden çıkacağını ya da bir kazaya mesela suyla ıslanıp boğulacağını söylersin. Şayet biri bu saatte sana yanındaki bir kimseyi sanat öğretmesi için hangi işe koymasını soracak olursa ona, demir işinde veya kerestecilik, marangozluk gibi şeylerde çalışmasını ve bu gibi şeyleri yapanların yanına koymasını söylersin. Şayet biri bu saatte sana bir savaştan veya kötü bir haberden veya bir musibet ve felaketten veya bir ölüm haberinden soracak olursa ona, bu haberin doğru ve gerçek olduğunu söylersin. Fakat güzel bir haber almış ise bunun yalan uydurma bir haber olduğunu söylersin. Şayet bu saatte sana karı koca veya iki asım arasında bir barışmanın olup olmayacağını soracak olurlarsa ona, bu haberin asıl ve esastan uzak yalan bir haber olduğunu söylersin. Şayet bu saatte sana kurbağaların bağırışmasının sebebi sorulacak olursa ona, bir ölüm haberi veya bir fitneyle karışıklık başlayacağını ve yine birbiriyle anlaşamayan karı kocanın ayrılacaklarını bildirmektedirler dersin. Şayet bu saatte sana evlenme yönünden bir şey sorulacak olursa ona, bunun halen olmayacağını, bu işten vazgeçmesini ve bu evlenme olsa dahi bunun senin için bir kayıp ve ziyan olacağını, bunun için bu istekten vazgeçilmesini söylersin. Şayet sana karısının kendisine uyup uymadığını soracak olursa ona, birbirinize her yönden uymadığınızı söylersin. Bu saate anlaşmayan karı kocanın ayrılıp ayrılmayacaklarını soracak olursa ona, evet, aralarında derin bir anlaşmazlık görünmektedir. Bu gidişe ayrılmaları kuvvetle muhtemeldir. Çünkü aralarında bu işi alevlendirmeye çalışan biri vardır dersin. Şayet sana karı koca arasında fitne sokan birinin bulunup bulunmadığı sorulacak olursa ona, evet, böyle bir şey vardır. Hatta bu kişi genç siyah renkte bir adamdır. Kadının sevgilisine de benzemektedir. Yalnız bu sevgiyi kalbi ve dilinde taşıdığını, bu kişi buralı olmayıp bir yabancıya benzediğini, belki de kökü köle olan bir kişidir dersin. Şayet bu saatte sana tasarlamış olduğu evlenme gibi veya bahçe ev satın alma gibi veya faydalı bir hayvan almak gibi istek ve arzularını gerçekleştirmek için bunları birisinden isteyip istemeyeceğini ve bu gibi şeyleri elde edip etmeyeceğini soracak olursa ona, bunların peşinden koşup kendini yorma, bu tasarladıklarını elde edemeyeceksin dersin. Şayet bu saatte sana kaçak bir kişiden sorulacak olursa ona, bu kişi bu şehirden daha uzakta bulunan bir şehre gitmiştir. Belki de gittiği yer bir Hristiyan şehridir. Bu kişinin kötü ve gizli şeyler çeviren bir insan olduğunu
halen de bir ağaç altında tutuklu bulunduğunu, bunun sebebi de malını çaldığı bir adam tarafından yakalanmış olduğunu, bu kaçağın hain, gaddar, katil, dolandırıcı bir kişi olduğunu, şayet kendisine bir davet duası yazıldığı takdirde 8 güne kadar dönüp geleceğini, 8 gün, 8 hafta veya 8 ay içinde dönmezse 2 sene sonra büyük bir düşmanlık ve ziyanla döneceğini söylersin. Şayet bu saatte sana cariye, köle ve beslediği çocuklar hakkında bir soru sorulacak olursa ona, bütün bu yanındaki kişiler seni sevmemekte, sana karşı iyi niyet beslememekte, sana kötülük düşünmektedirler dersin. Bu saatte sana alınan sevimli bir haber hakkında sorulacak olursa ona, bu haberin uydurma yalan bir haber olduğunu, bu haberi getirenin kadın olsun, erkek olsun, kim getirmiş olsa da ona inanmamasını, şayet getiren haber üzücü ve kötü bir haberse bunun doğru ve samit bir haber olduğunu söylersin. Şayet bu saatte sana şüpheye düştüğü karısı hakkında bir şey soracak olursa ona, bu kadın ahlaksız, kötü, zina yapan bir kadın olduğunu, kötü bir yol tuttuğunu, ne kendisinden ve ne de yapacağı şeyden kendisine bir faydası olmayacağını söylersin. Şayet bu saatte biri sana dostları ve yakınlarının kendisine karşı durumlarını soracak olursa ona, seni sevmediklerini, senin hakkında düşünce ve niyetlerinin iyi olmadığını söylersin. Şayet biri sana bulunduğu şehir hakkında bir şey soracak olursa ona, bu şehir insanlarının çoğunlukla münafık ikiyüzlü olduklarını, bunlardan kendine bir hayır ve yarar gelmeyeceğini, bunların hiçbir kimseye hürmet ve saygıları olmadığını, gaddar, kindar olup ancak nefislerini sevdiklerini, kalkıp mallarını kötü yolda yediklerini, bu sebeple bu şehirde hırsızlığın arttığını, Allah'a karşı asi olduklarından Hak Teala bunlara yangın, veba gibi felaketler ve dertler verdiğini söylersin. Şayet biri bu saatte sana hamile bir kadından ve bu kadının ne doğuracağını soracak olursa ona, zor bir doğumla bir erkek çocuğu dünyaya getireceğini, bir süre sonra ana ve çocuğun öleceğini, karnında günah bir şeyi taşıdığını, bir yerde kendisini üşüterek soğuk aldığını, bunun sonucu olarak rahimde sertlik olduğunu söylersin. Böyle hamile bir kadının ve çocuğunun selameti için ne gibi bir tılsım yazılacağını soracak olursa ona, aşağıdaki sırasıyla gösterilen ayetleri yazar, ana ve çocuğun üzerine takılmasını söylersin. Allah'ın izniyle ana ve çocuğu selamet bulur dersin. Bu ayetler sırasıyla 1. Besmele ile Resulullah Efendimiz'e salat ve selam. 2. Maide suresinin 55. ayeti. 3. Bakara suresinin 256. ayeti. 4. Besmele, Hamid ve Resulullah Efendimiz'e salat ve selamla yazıya son verilir. Şayet bu saatte sana gömülü bir define hakkında bir şey soracak olurlarsa, bu soru bu saatin başlangıcında sorulmuş ise ona, bu yerde bir şeyin bulunmadığını, bunun bir büyü ve sihirden başka bir şey olmadığını, bunu senin ölmen için yaptıklarını, bunun remil şekillerinden ağaç örtüsü rendiye benzediğini, şekil ve suretinin de şöyle olduğunu söylersin. Bir nokta, iki çizgi alt alta ve onun altında bir nokta. Şayet bu soru bu saatin sonuna doğru sorulmuş ise ona, evet, bu definede bir şeyler bulunuyor fakat kaybolmuştur. Çünkü bu evde cinler oturmaktadır. Evde oturanları uykularında korkutmaktadırlar. Bunun da remin şeklinden yılana benzediğini söylersin. Şekil de budur. Üç çizgi alt alta ve en altta bir nokta. Mecmu adlı kitapta da bu konu hakkında şöyle bir açıklama vardır. Şayet bu define bu saatin başlangıcında sorulmuş ise, bunun bir ağaç öğüntüsüne, yani taşlara benzediğini ve bu evde bir şeyin gömülü olduğunu, bu da bir büyü veya sihre benzediğini söylersin. Ve yine bu büyünün kocasını çok seven bir kadının yaptığını anlatırsın. Şayet bu soru bu saatin sonunda sorulmuş ise, bu definenin bir yılana benzediğini, evde gömülü olduğunu, ancak bu definenin cinlerin bu evde yerleşmesinden dolayı bunu gizlediklerini, ev sakinlerini de her vakit içinde korkuttuklarını, bu evde oturanların bu yüzden hastalandıklarını söylersin. Şayet bu saatte sana kaybolmuş biri hakkında bir şey soracak olurlarsa ve bu soru bu saatin başlangıcında sorulmuş ise ona,
kaybolanın uzun arama ve yorgunluktan sonra bulunacağını, şayet bu soru bu saatin ortalarında sorulmuş ise yine aynı şeyi söylersin. Bu soru bu saatin sonlarında sorulmuş ise bu kişinin bir yerde tutuklu bulunmasından oradan ayrılmadığını, ancak oraya gidildiği takdirde onu orada bulup göreceğini söylersin. Şayet biri sana bir düşmanlığı soracak olursa ona, bu soruyu soranın kuvvetli düşmanları olduğunu, bu düşmanlar karşısında daima zayıf kaldığını, onlarla başa çıkamayacak bir durumda olduğunu, bu yüzden kendisine bir kötülük yapmak istediklerini fakat Hak Teâlâ bu kişiyi onlara galip getireceğini söylersin. Bu saatte biri sana bir hastasını soracak olursa ona, bu kişinin hastalığı cinlerin bulunduğu karanlık bir yerde fazlaca et yemesinden veya süt içmesinden ve bunları bir ağaç altında yiyip içmesinden ileri geldiğini, bu sebeple içine cinlerin sızmış olduğunu veya kendisine bir büyü veya sihir yapıldığını söylersin. Böyle bir hastalık şöyle arızalar gösterir. Mesela vücudu katılaşır, başı zonklar, el ve ayaklarda titremeler görülür. Bilhassa vücudun sol tarafı en çok ağrıyan yönlerinden olur. Hasta üzerinde ağır bir yükün bulunduğunu hisseder dersin. Allah daha iyisini bilir. İşte bütün bunları Mecmu adlı kitap böyle açıklıyor. İskar adlı kitapta da bu gibi hastalık hakkında şöyle bir açıklama vardır. Böyle bir kişinin hastalığı sihir ve büyü bulunan karanlık bir yerde et yemesinden, süt içmesinden doğmuştur. Kişi bu yemekleri öyle bir yerde yerken bu görünmez yaratıklar yüzünü şamarlamışlardır. Hastalık da bundan olmuştur diye yazar. Allah muhakkak ki daha iyisini bilir. Şayet bu Zuhal Kevkebi'nin ilk saatinin ne gibi şeylere yarayacağını soranlara şöyle cevap verirsin. Bu saat gaipte bulunan veya kaybolan kişilerin selameti için, çalınan malın bulunması için, köle ve cariyeler satın almak için, bir şeyin yerini değiştirmek için, evlenmek için bu saatin en hayırlı ve uygun olduğunu söylersin. Keza hükümdarların yanına girmeye, elbise alım ve satım biçtirmeye, yolculuğa çıkmaya, bilgin ve hakimlerle karşılaşmaya, bu ve buna benzer şeylere hayırlı ve uygun olmayan bir saattir dersin. Allah daha iyisini bilir. Şayet bu saatte sana karı kocanın ayrılması, savaş, yangın, keder, ölüm, hastalık gibi bu ve buna benzer kötü haberleri soranlara bu haberin sabit ve doğru olduğunu söylersin. Şayet alınan haber sevindirici, ferahlık verici ise bu haberlerin yalan olduğunu söylersin. Şayet bu saatte sana at, katır, eşek gibi hayvanların satın alınması yönünde bir şey soracak olursa ona, sürü hayvanlardan gayri yani koyun, keçi, inek gibi hayvanlar satın aldığı takdirde bunların kötülük ve uğursuzluk getireceğini söylersin. Şayet biri bu saatte sana ne gibi bir ticaret yapacağını soracak olursa ona, demir, susam, çivit, ağaç kesip satmanın en uygun ve hayırlı bir iş olacağını söylersin. Bu saatte sana bir hırsız sorulacak olursa ona, bu kişinin kötü ahlaklı siyah bir köle olduğunu, saçı seyrek, karnında da daima cinlerden alma yel hastalığı bulunduğunu, hırslı, hirekar, dolandırıcı bir kişi olduğunu, sol ayağında bir yara izi bulunduğunu, aslı kölelikten yetişme bir köle olduğunu, çalınan malın bulunacağını, bundan bir kısmını harcadığını, geri kalanın hala elinde olduğunu söylersin. İskar adlı kitapta bu hırsızlık olayı hakkında şöyle bir açıklama vardır. Kitap der ki, bu hırsız sarıya çalan siyahi bir kişidir. Saçı az, tepesi açıktır. Bunun kökü Hintli veya Habeşli bir hizmetçidir. Hizmetçi değilse de kesinlikle kölelikten yetişmiş bir kişidir. Ahlak ve tabiatı karanlık ve kötüdür. Gaddar, hain, dolandırıcı, yalancı, mandrabaz bir kişidir. Belki de katildir. Padişahların yakınlarından biridir. Çaldığı mallar yüksekçe bir yerde asılı bulunmaktadır veya toprağa gömülüdür. Çünkü bugünün ilk saatinin çıkış yeri Oğlak ve Kova burcudur diye yazar. Mecmu adlı kitapta da böyle bir hırsızlık olayını şöyle açıklıyor. Bu kişi erkek, siyahi bir köledir. Bunun bir kadın olduğu da söylenebilir. Bu kişi kötü ahlaklı, kıskanç, hain, yalancı, çevresine karşı saygı duymayan hayasızın biridir. Ne Allah'ından ve ne de Resulünden korkmayan bir asidir.
rıza alacak, çevresini memnun edecek hiçbir sıfat ve durumu yoktur. Sol tarafında ben gibi bir işareti vardır, bu ben değilse de bir yara veya yanık izidir. Bu izin yeri kararmıştır. Çaldığı malları bir yere asmış veya toprağa gömmüştür. Gömdüğü yerde bir çöplüktür veya su bulunan rutubetli bir yer. Belki de helada ve abdesthanede gömmüştür dersin. Günün ilk saatinde sana bu senenin ne gibi olaylarla geçeceği sorulacak olursa ona, bu senenin çiftçiler için ve denizlerde yolculuk yapanlar için çok şiddetli ve tehlikeli bir sene olacağını söylersin. Bu sene içerisinde batı memleketlerinde fazlaca ölüm olaylarının olacağını söylersin. Şayet biri bu saatte sana gaipte olan birinden soracak olursa ona, bu kişi yoldadır, yalnız kederli ve mahzundur. Elinde bulunan malın bir kısmının telef olduğunu veya çalınıp kaybettiğini, bunları birisinin yardımıyla satın aldığı halde zarar ettiğinden kendisine bir şey vermediğini, ondan kaçtığı, bu kişi böylece cinlerin yeline çarparak hastalandığını, gurbette öleceğini, yalnız bu kişinin bir sadakaya muhtaç olduğunu söylersin. Bu sadakanın ne olacağı sorulacak olursa ona, siyah ve kırmızı renkte bir inek veya koyun veya koç alınarak siyah tercih edilmelidir, pilavlar pişirerek fakir ve yoksullara kefaret niyetiyle yedirilmelidir ve bu kefareti yaparken kimin için yapıldığı adıyla, sanıyla söylenmelidir. Böylece o kişi Allah'ın izniyle vatanına dönmüş olur dersin. Şayet biri bu saatte sana elinde ne gibi bir şey bulunacağını soracak olursa ve bu soru bu saatin başlangıcında sorulmuş ise ona, yer bitkilerinden tütün, susam, bu ve buna benzer şeyler olacağını söylersin. Şayet bu soru bu saatin sonunda sorulmuş ise ona, bunun siyah taneli bir şey olacağını, kömüre de benzediğini söylersin. Bu saatte sana soru soranın içini ve maksadını öğrenmek istersen, bu kişinin büyük ve kibar bir kadını soracağını veya önemli bir iş danışacağını veya ihtiyar bir kadının hal ve durumunu anlamak isteyeceğini, bir hastalık veya bir sihir gibi bir şeyler soracağını veya yapacağı tehlikeli bir işi soracağını, kavga ettiği kişilerden korktuğundan bunun sonucunu anlamak isteyeceğini söylersin veya anlamış olursun. Yalnız bu kişinin çok dikkatli olmasını, hasmının gaddar ve hilekar bir kişi olduğunu, kendisine sihir veya büyü yaptığını, bu sihrin cinlerin eseri olduğunu, kadınsa bu büyüyü insanların yaptığını söylersin. Çünkü Zuhal kevkebi toprakçıl ve rüzgarlıdır. Bu kevkep 7. gök katında bulunmaktadır. Bütün felekleri yani gök katlarından 30 senede uğrayıp geçer. Her bir burçta da takribi olarak 2,5 sene kalır. Zuhal kevkebinin günü olan cumartesi gününün ve saatlerinin canlılarda ve yapılacak şeyler üzerindeki etkisi hakkında bilgiler. 1. Bugünün birinci saati ayırman ve dağıtmaya elverişli bir saattir. 2. Bugünün ikinci saati sevişmeye elverişli bir saattir. 3. Bugünün üçüncü saati hizipleşmeye, ayrılmaya elverişli bir saattir. 4. Bugünün dördüncü saati ise her türlü güzel ve iyi şeyle elverişli bir saattir. 5. Bugünün beşinci saati nikah kıyımına elverişli bir saattir. 6. Bugünün altıncı saati aşk ve sevgi işine uygun ve elverişli bir saattir. 7. Bugünün yedinci saati ise hükümdar ve büyüklerin yanına girmeye elverişli bir saattir. 8. Bugünün 8. saati ise cinleri bulundukları yerden kovup çıkarmaya elverişli bir saattir. 9. Bugünün 9. saati çocukları öğrenimleri için öğretmenlere teslim etmeye elverişli bir saattir. 10. Bugünün 10. saati nikah ve evlenme işini bozmaya, durdurup bağlamaya elverişli bir saattir. 11. Bugünün 11. saati ise bağlı olanları çözmeye elverişli bir saattir. 12.
Bugünün 12. saati ise sevgi ve muhabbet işine elverişli bir saattir. Allah muhakkak ki daha iyisini bilir. Zuhal gün ve saatlerinin hastalar üzerindeki etkisi. 1. Bugünün birinci saatinde hastalananlardan erkek kurtulur, kadın ölür. 2. Bugünün ikinci saatinde hastalananlardan her ikisinin şifa bulacağı. 3. Bugünün üçüncü saatinde hastalananlardan her ikisinin öleceği. 4. Bugünün dördüncü saatinde hastalananlardan erkekse iyileşir, kadınsa ölür. 5. Bugünün beşinci saatinde hastalananlardan erkek ölür, kadın şifa bulur. 6. Bugünün altıncı saatinde hastalananlardan erkek şifa bulur, kadınsa ölür. 7. Bugünün yedinci saatinde hastalananlardan kadın şifa bulur, erkek ölür. 8. Bugünün sekizinci saatinde hastalananlardan erkek şifa bulur, kadınsa ölür. 9. Bugünün dokuzuncu saatinde hastalananlardan her ikisi de şifa bulur, ölen olmaz. 10. Bugünün 10. saatinde hastalananlardan yine her ikisi de şifa bulur, ölen olmaz. 11. Bugünün 11. saatinde hastalananlardan kadın ölür, erkekse şifa bulur. 12. Bugünün 12. saatinde hastalananlardan kadın şifa bulur, erkekse ölür. Şayet Nevruz yani yeni sene cumartesi günüyle girerse bu sene içerisinde insanlar fazlasıyla çekip yorgun düşer. Denizlerde gemiler batar, garp batı memleketlerin hükümdarlarından biri ölür. İnsanlar arasında ölüm olayları artar. Ekim ve ziraat işin geriler zayıflar. İnsanlarda korku hakim olur. İnsanların yapacağı şeylerde zorluklar doğar. Bu sene içinde rüzgarlar kuvvetlice eseceği gibi kar yağışı ve soğuklar da uzayıp artar. İnsanların geçimi zorlaşır. Hükümdarlarda hırs ve doymazlık görülür. Bunlar birbirini öldürmeye teşebbüs ederler. Memleket içerisinde fitne ve kargaşalar sürüp gider. Bu da birçok hastalıkların bir işareti sayılır. Hastalıklar arttığında çocuklar arasında ölüm olaylarının da arttığı görülür. Öte yandan hububat ve meyve mahsulleri artar ve bollaşır. Görülen ve çıkan tüm hastalıkların kuraklık ve sertlikten ve zuhal kevkebinin cumartesi gün ve saatlerinden ileri gelmiş olduğundandır. Allah muhakkak ki daha iyisini bilir. Müşteri kevkebinin gün ve saatleri hakkında bilgiler. Bu uydu beyaz kırmızıya çalan bir renkte görülür. Müşteri yıldızı 6. gök katı kevkebidir. Çıkış burcu da yay burcudur. Günü de perşembe günüdür. Vekil melaikesi de İsrafil'dir. İlahi güzel adlardan intisabı olan adlarda ya kebir ya müteal'dir. Tasarlayıp yapmak istediğim bir işi yapmadan önce İlk önce Allah'a, sonra vekil melaikesi İsrafil'den yardım istemelisin. Çünkü ameller şartlara bağlıdır. Kim ki bu şartları bir hakkın yerine getirir, yaparsa ameli kolaylıkla tamamlanmış olur. İşte bu amellerin şartlarından biri de tesbihtir. Bunun tesbihi de şöyle. Ya Kebir, Ya Cebbar, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Halim, Ya Hamid, Ya Cevat, Ya Vehhab, Ya Afü, Ya Azimül Üzam, Ente Allahül Kebirül Müteal, Subhaneke Ente Allahümme, Maliki Dünya ve Ahiretü, Ve Bihakkı Edünay Hüvallahü, Ve Bihakkı Esbatül Allahül Kahiri, Fevke İbadihi ve Kıble Arşihi, Ve Bihakkı Elesme Elleti, Ye Subhanallahu Bina İsrafil, İlla Mâ Kunte Avni, ve encebi daveti ve hile keza ve keza. Bu tesbihi yaparak dünya işinden hangisini yapmayı tasarlamışsan onu söyler ve istersin. İskar aldı kitapta şöyle bir açıklama vardır. Şöyle ki, bu kevkep 6. felekten çıkar. Her burçta 13 ay kalır. Bütün feleklere yani gök katına 13 senede bir uğrayarak geçer. Allah daha iyi bilir diye yazar.
müşteri kevkebine atfedilen veya tensim edilen sıfatlar şunlardır. İncelik ve yumuşaklık, merhamet, yeterli kamil akıl, bilim, hilim, hikmet, cömertlik, misafirperverlik, haya, tevazu, kalp cömertliği, kalp temizliği, yüz güzelliği, vücut temizliği, elbise temizliği, alim, hakim hükümdarların müdahalesi gibi sıfatlardır. Ve yine bugünün ilk saatinde hükümet işinden hak istemek, alım ve satım, evlenmek, yolculuk yapmak, okuyup tahsin etmek, çocukları sünnet etmek gibi şeylere en uygun ve hayırlı bir saattir. Yalnız bu saate arazi veya bir yer alıp bedelini ödemeye kalkmamalısın. Zira bu kevkev toz renkte olup kısmet ve çıkış yeri de balina ve yay burcudur. Şayet biri sana istek ve arzunun ne gibi bir şey olduğunu soracak olursa ona, bu beyaz bir şeye benziyor veya bir hükümdar sormak istediğini söylersin. Günün bu saati hayvan alım ve satımına, mal alıp çıkarmaya, saç kestirmeye, padişah veya büyüklerin yanına girmeye en güzel bir saattir. Ve yine bu saat çocukların sünnet olmasına, ikin ekmeye, ekim biçmeye, gemileri sefere hazırlayıp bunları alet ve edevatla teçhiz etmeye, gemileri bir yerden bir yere geçirip yürütmeye, bağ ve bahçelerin bakımına, karada ve denizde yolculuğa çıkmaya, yazı öğrenmeye, mektup yazmaya, kitap okumaya veya yazmaya ve çoğaltmaya, dükkan ve işini yapmaya veya bina etmeye, kuyu kazmaya en elverişli ve hayırlı bir saattir dersin. Şayet biri bu saatten sana hacetinin olup olmayacağını soracak olursa ve bu soru bu saatin başlangıcında sorulmuş ise ona, hacetinin olacağını söylersin. Bu soru bu saatin ortalarında sorulmuş ise ona, bu hacetin büyük zahmet ve yorgunluklardan sonra görüleceğini söylersin. Şayet bu soru bu saatin sonlarına doğru sorulmuş ise ona, bu saatin hiçbir vakit olmayacağını söylersin. Şayet bu saatte sana karada yapılacak yolculuk hakkında bir şey sorulacak olursa ona, bu yolculuğun hayırlı, bereketli ve başarılı geçeceğini, yapacağı ticarette büyük kazançlar elde edeceği gibi büyük bir şeref ve şöhret sahibi olacağını ve yolda kendisine itibar sahibi büyük bir şahsiyet arkadaş olacağını, birlikte bulunacaklarını söylersin. Şayet biri sana denizde yapacağı bir yolculuğu soracak olursa ona, bu yolculuğun mutlu ve hayırlı olsun, hiçbir zorluk ve tehlikeyle karşılaşmayacağını, iyi ve bol bir kazançla döneceğini söylersin. Şayet biri sana bu saatte kurbağaların bağırmasının nedenini soracak olursa ona, sana karadan veya denizden bir misafirin geleceğini veya yeme ve içme hakkında bir haber alacağını veya bir hediye gibi bir şey alacağını söylersin. Allah daha iyi bilir. Şayet biri bu saatte sana bakanlardan veya ümeradan birisinin öldürüldüğünü duyduğunu söylerse ona, bu haberin ve duyulan şeyin gerçek olduğunu söylersin. Zira müşteri ve merih yıldızlarının bu saatteki öldürme olaylarının bu ve buna benzer haberlerin doğruluğu sabit görülmüştür. Şayet bu saatte sana bilhassa kadın hakkında bir şey sorulacak olursa ona, bunun doğru olduğunu fakat bu kadın çocuğunu karanlık bir yerde doğurduğunu, zira bu kadında karanlıklar içinde olduğunu söylersin. Şayet sana hamile bir kadının ne doğuracağı sorulacak olursa ona, bu hamile kadının bir erkek çocuk doğuracağını, bu çocuğun akıllı, geleceği parlak olacağını, yalnız yaşantısının sonunda bir gemiyle yolculuk yaparken bindiği geminin bütün malları denize atıldıktan sonra geminin kurtulamayıp batacağını ve bu kişinin de boğularak öleceğini söylersin. Allah daha iyisini bilir. Şayet sana bu saatte dostlarının ve arkadaşlarının durumunu soracak olursa ona, arkadaşlarının terbiye ve edip içinde çalışıp öğrendiklerini, özellikle tanınmış, şöhretli ilim sahibi bir kişiden Kur'an dersi aldıklarını, diğer ilimleri de ondan öğrenmeye çalıştıklarını söylersin. Allah daha iyisini bilir. Şayet kişi sana gurbetteki birinin durumunu soracak olursa ona, bu kişi genç veya yabancı bir kişidir. Sana gönderilmek üzere ona teslim edilmiş bir mal ve eşya vardır. Yalnız denizin fırtınalı olmasından bütün eşyalarla birlikte sana gönderilen bu malın da denize atıldığını, yalnız o kişinin elinde bir mektup kalmış olduğunu, bindiği geminin yelken ve dümenlerinin kırıldığını,
elinde kalan az bir mal ve mektupla yakında sana geleceğini söylersin. Şayet bu saatte sana evlenmek için bir soru sorulursa ona, bu izdivacın yakında olacağını yalnız yaşlı, büyük bilgin kişilerden biri bu işin geciktirmektedir fakat Allah'ın izniyle bu iş olacaktır dersin. Şayet sana bu saate birkaç an nerede bulunduğu sorulacak olursa ve bu soru bu saatin başlangıcında ve sonunda sorulmuş ise ona, bu kişi evden veya şehirden çaldığı beyaz bir şeyle kaçmıştır. Denize yakın bir düzlükte bulunmaktadır. Belki de 7 veya 8 gün sonra dönebilir dersin. Şayet bu soru bu saatin ortalarında sorulmuş ise o vakit ona, bu kişi mutlak surette çıkıp gelecektir. Bunun gelişi sizleri ziyana sokacaktır dersin. Şayet biri sana bu saatte iki asım arasındaki düşmanlığı soracak olursa ona, evet, bu iki kişi arasında şiddetli bir düşmanlık vardır ve doğrudur. Bunun sebebi de kendilerine verilen yalan haberlerden ileri gelmiştir. Bunun sonu her iki tarafın barışmasıyla bitecektir. Allah daha iyisini bilir. Şayet biri bir define hakkında sana bir şey soracak olursa ve bu soru bu saatin başlangıcında sorulmuş ise ona, evet, evin ovaya bakan kapı eşiğinin altında beyaz renkte gömülü bir şey bulunmaktadır. Bulunduğu yerde şekle göre bu kapı eşiğinin iç kısmında olması gerekmektedir. Bunun şekli şöyledir. Düz bir çizgi ve altında 3 nokta. Şayet bu soru bu saatin sonunda sorulmuş ise ona, bu definede bir şey yoktur. Ancak bir büyü ve sihir yazısı vardır. Bu da remil şekillerinden yılana benzemektedir. Bunun şekli şöyledir. Bir nokta, üç çizgi alt alta ve en alta bir nokta. Ve yine anlatılıp söylendiğine göre bu soru bu saatin sonunda sorulmuş ise ona, evet, o yerde gömülü bir şey bulunmaktadır. Yalnız bu gömülü şeyle birlikte bir sihir veya büyü de gömülmüştür. Bunun bir sadakaya ihtiyacı vardır. O da beyaz bir koç alınarak kesilir. Eti fukara ve yoksullara verilir. Bu kurban perşembe gününün bu ilk saatinde kesilmeli. Veya bu saatte olmadığı takdirde günün saat 8'inde kesilmeli. Bu kurbanın kanı ziyan edilmeyerek definenin bulunduğu düşünülen yere dökülür. İzkar adlı kitapta bu definenin bulunması hakkında şöyle bir açıklama vardır. Şöyle ki, bu soru bu saatin başlangıcında sorulmuş ise ona, bu yerde kırmızı ve beyaz renkte gömülü bir şey vardır dersin. Şayet bu soru bu saatin sonunda sorulmuş ise ona, burada sihirden başka gömülü bir şey yoktur. Burada kapı eşiğinin altına gömülmüştür. Bunun içinde bir miktar deniz suyu alınır, 30 gün süreyle sabah akşam bu suya karşı 30 kez ayet okunur ve definenin yerine dökülür. Ayrıca bu ayet bir çini kaba yazılarak içine deniz suyu konur. Yazılar silinince bunu definenin bulunduğu düşünülen yere serpersin. Bu işi sabah akşam ayrı ayrı olmak üzere yaparsın. Yalnız sabah alacağın deniz suyunu akşama kullanamazsın. Akşam alacağını da sabahleyin kullanmamaya bakmalısın. Çünkü deniz kağıt kabarır, kağıt çekilir, aynı şekilde ve seviyede kalmaz. Her yazıdan sonra kasenin suyu yenilenmesin gerekir. Böylece o evde gömülü sihir Allah'ın izniyle yok olur ve gider. Ayet şudur. Ayetin anlamı. Yahudiler şeytanların Süleyman'ın mülkü hakkında uydukları şeye uydular. Süleyman kafir olmadı fakat şeytanlar kafir oldular. Halka sihir öğretmeye kalkıştılar buyurmaktadır. Şayet sana bu saatte ziraat hakkında bir şey sorulacak olursa ona, bu sene ekin ve ziraat işin güzel ve bereketlidir. Yalnız fazla yağıştan dolayı ekinlerde biraz ziyan ve zayiat görülecektir. Genellikle sonradan her şey düzelecektir dersin. Şayet bu saatte biri sana ticaretten ne kazanacağını soracak olursa ona, evet, yapacağın bu ticaretten büyük kazançlar elde edeceksin dersin. Şayet biri sana tanıdıklarının kendisine karşı kalplerinin nasıl olduğunu soracak olursa ona, bütün tanıdıklarının sana karşı temiz bir kalp ve duyguyla bağlı olduklarını, kendisini büyük bir sevgiyle sevdiklerini söylersin. Şayet biri sana bu saatte kazılacak bir kuyu hakkında bir şey soracak olursa ona, bu iyi ve hayırlı bir iştir. Sonucunda hayırlı ve memnuniyet verici dersin. Şayet biri bu saatte sana karısı hakkında bir şey soracak olursa ona, ailesinin çok namuslu ve iffetli bir kadın olduğunu fakat yakında kendisinden ayrılmayı düşündüğünü söylersin.
Şayet bu soru köle ve cariyeler için sorulmuş ise ona, bunların da kalpten kendisine sevgiyle bağlı olduğunu söylersin. Şayet bu soru at, katır, eşek satın almak hakkındaysa ona, bu gibi hayvanların satın alınması ve satılmasından mutluluk ve bereket doğar, senin için iyi bir iştir dersin. Şayet biri bu saatte sana kısır bir kadının doğurup doğurmayacağını soracak olursa ve bu soru bu saatin başlangıcında sorulmuş ise ona, böyle kadınlar hiçbir zorluk çekmeden doğurabilirler dersin. Şayet bu soru bu saatin ortalarında sorulmuş ise ona, evet bu kadınlar zorla gebe kaldığı gibi büyük zahmet ve yorgunluklar çektikten sonra doğurabilirler. Yalnız bu gibi kadınların bir sadakaya ihtiyacı olur. O da bir baş beyaz koyun alınarak kesilir. İti fakir ve yoksullara verilir. Bir kısmı da biraz ekmekle birlikte pişirilir. Kur'an öğrenen talebelere yedirilir. Bu çocukların ellerini yıkadıkları sudan bir kısmı alınarak yağmur suyuna karıştırılır. Bununla hasta gebeliğinde yıkanır. Şayet yağmur suyu bulunmazsa 7 ayrı kuyudan alınacak birer ölçek suyla bu iş yapılır. Yalnız bu suların cami ve mescitlerde bulunan kuyulardan alınması lazımdır. Hak Teala bu sadakanın bereketiyle bu doğumu kolaylıkla yaptırır. Doğumdan sonra da aynı şekilde niyet edilerek bir sadakanın verilmesi gerekir. Bu sadakada Hak Teala'ya şükür sadakası olmuş olur. Şayet bu soru bu saatin sonlarında sorulmuş ise ona, böyle bir kadının doğurmayacağını söylersin. Fakat Allah daha iyi bilir. Şayet biri bu saatte sana devlette bulunan bir işine erişip erişemeyeceğini soracak olursa ve bu soruda bu saatin başlangıcında sorulmuş ise ona, evet bu işi elde edip kazanacaksın dersin. Şayet bu soru bu saatin sonunda sorulmuş ise, ilkinden daha çok yorulup zahmet çektikten sonra bunu elde edeceğini söylersin. Şayet bu soru bu saatin sonunda sorulmuş ise ona, beyhude uğraşıp yorulmamasını, boş yere malını harcamamasını, bunu hiçbir zaman elde edemeyeceğini söylersin. Şayet bu saatte sana gaipten sorulacak olursa ona, uzakta bulunan bir kişinin sıhhat ve afiyette bulunduğunu, merakı mucip bir halin bulunmadığını, yakında geleceğini söylersin. Şayet biri emanet verilen bir malı soracak olursa ona, evet, bu emanet verilen kişi de bulunmaktadır. Yalnız bunu sana geç olarak getirip verecektir dersin. Şayet sana bu şehirde hayır ve bereketin bulunup bulunmadığı sorulacak olursa ona, evet, bu şehir nimet ve bereket bolluğu içindedir dersin. Şayet biri bu saatte sana memleketin hükümdarının durumunu soracak olursa ona, bu memleketin hükümdarı akıl ve vicdan sahibi adaletli bir kişidir. Hayır yapmayı sever, merhametli bir padişahtır, iyiliği emreder, kötülüğü yasaklayan büyük bir kişidir dersin. Şayet biri bu saatte sana kendisinde yerleşen bir korkudan soracak olursa ona, kederlenip tasalanma, Allah seninle birlikte, o seni korur ve iyiliğe eriştirir dersin. Şayet biri bu saatte sana kendi işinin sonucunu soracak olursa ona, işinin iyi ve doğru bir yolda olduğunu, her şeyi hayıra yormasını söylersin. Şayet biri bu saatte sana bir hasta hakkında bir şey soracak olursa ona, bu kişinin hastalığı fazla su içmesindendir. Bedenine cinlerin rüzgarı çarpmış, kalbine de bir sızı girmiştir. Kendisi şimdi ağlamakta, bazen bağırmakta, özellikle bu haller kendisine uykuda gelmekte. Tıpkı bir deliye benzemektedir. Bu esinti veya dalga üzerine gidip gelmektedir. İşte bu illeti kısmen de deniz kenarında belki de cenabet kendini suyuyla yıkanmadan almıştır veya bir kuyunun başında temizlenirken bu illeti almıştır dersin. Şayet bu hasta kadınsa bu illeti sırtından aldığını söylersin. Böyle bir kadının uykusunda ağlayacağını, korkulu şeyler göreceğini, başında da ağrı ve sızıların artacağını, renginin solacağını söylersin. Bu illet hastalık için okunacak dua ve ayetler şunlardır. 1. Besmele ve Resulullah Efendimiz'e salat ve selam. 2. İhlas Suresi. 3. Muazzeteyn. 4. Besmele, salat ve selam. Sonra dua bir kağıda yazılır. Ey Allah'ım, senin azabından rahmetine sığınırım. Senin vereceğin cezadan affına sığınırım. Ey kerem sahiplerinin en mükerremi. Ey bağışlayanların en üstün bağışlayıcısı, kulun filan kadının oğlu filana şifa ver.
Sen şifa ve afiyet vericisin. Senin şifan ancak şifa olabilir. Bu hasta kuluna öyle bir şifa ver ki bundan sonra her illet ve hastalık ondan uzak kalsın. Çünkü sen her şeye gücü yeter, her şeyi bilirsin. Ey merhametlilerin en üstün merhametlisi, senin rahmetine sığındım. Allah'ın salat ve selamı elçisi ve peygamberi olan Muhammed'in üzerine olsun. Mecmu'l-i Kitap'ta da bu gibi hasta hakkında şöyle bir açıklama vardır. Bu hastalığa sebep olan şeyin karanlık bir yerde yiyip içilmesinden ileri geldiği anlaşılıyor. Çünkü yediği yemekten veya içtiği sudan cinlerden birisinin içmiş veya yemekten yemiş olmasıdır. Bu hastalığın en çok acı verdiği yer kişinin başıyla kalbidir. Bu acı sonrasından bütün vücudu sarar. Ateş yükselince artık hastanın anlayışı kaybolur, kendinden geçer, hasta uykusunda dahi korkunç rüyalar görür. O an için çıldıran bir kimseye benzer. Bu gibi hali önlemek için hastaya az miktarda safran, sarımsak, kurbeze otu, ağaç zamkı bir ölçek üzere alınarak güvercin veya koç etiyle birlikte inek yağıyla pişirilir, hastaya yedirilir. Allah'ın izniyle hasta şifa bulur diye yazar. İskar adlı kitapta da şöyle yazar. Bu kişinin hastalığı cinlerin yelindendir. Bu hastalık kağıt geçer, kağıt döner, hastayı yatırır. Bu hastalığı bir kuyu yanına veya denize veya su bulunan bir yerden almıştır. Bu gibi hastaların vücudu sızar. Uykusundan korkulu şeyler görerek korku ve dehşet içerisinde kalır. Başında yerler eser. Durumu her an değişir, bazen uykuda ağlar dersin. Haber Saati adlı kitapta şöyle yazılıyor. Bu gibi kişinin hastalığı vücuduna ve kalbine giren cinlerin etkisindendir dersin. Böyle bir hasta karnında, başında, ağzında, bütün organlarında şiddetli acılar duyar. Doktorlar dahi buna çare bulamazlar. Bu sebeple böyle bir hasta için sadaka ve kefalet verilmeli. Bunun kefareti nedir diye sorana, 7 ölçek beyaz mısır veya 14 batman pamukla birlikte 2 ölçek toz, bunlar bulunmadığı veya temin edilmediği takdirde 14 batman değişik yiyecek fukaralara dağıtılır. Bunlar yapıldıktan sonra bir çift erkek dişi güvercin yavrusu alınır, adet üzere pişirilerek yedirilir. Şayet güvercin yavrusu bulunmadığı takdirde koç eti alınarak pişirilir, hastaya verilir. Mandel adlı kitapta da bu konu şöyle açıklanıyor. Şayet bu saatin başlangıcında senden bir hasta sorulacak olursa ona, bu kişinin hastalığı gökten inmiştir. Şiddetli sancı ve ağrılarla birlikte değişik şekiller alır dersin. Şayet bu soru bu saatin ortalarında sorulmuş ise ona, bu kişinin hastalığı yer sakinlerinden kendisine geçmiştir. Bundan dolayı hastanın vücudu gevşer, rengi değişmesine rağmen bir takım ilaç ve tılsımlar kullanıldığı takdirde Allah'ın izniyle hasta şifa bulur dersin. Şayet bu saatte sana bir hırsız sorulacak olursa ona, bu hırsız yaşı küçük, uzun boylu, güzel çehre ve tavırlı, sarı renkli, yumuşak iman sahibi, talebe veya ilim tahsil etmiş bir genç olduğunu, yüzünde ve kulağında bir iz taşıdığını söylersin. Çalınan mallarda bulunup çıkarılacaktır. Ve bir tevhile göre bu gibi kişinin çaldığı malların geri gelmesi veya bulunması bazen imkansızdır. Bunları bir su yerine veya bir bahçeye veya ateş yakılan bir yere gömdüğünü söylersin. İskar adlı kitapta böyle bir hırsızlık hakkında şöyle bir açıklama vardır. Bu hırsız sarı renkli, güzel endamlı, güzel yüzlü olup ıslah olur bir yönü olduğunu, hayırlı şeyler yapacak bir tipte yaratıldığını, hükümdarlarla dostluğu bulunduğunu, herkesçe sevilen gür saçlı bir kişidir. Çaldığı mallar ateş olan bir yerde gömülüdür veya ona yakın bir yerdedir veya güneye doğru bir kesimde deniz kenarındadır. Çünkü bunun çıkış yeri ve kısmeti yay ve balina burcudur. Her ikisinin şekli de şöyledir. Bir nokta, üç çizgi alt alta ve bir çizgi, üç nokta alt alta. Mecmu'l-i Kitap'ta şöyle yazar. Bu hırsızın güzel yüzlü, tahsilli bir Müslüman yüzünde veya başında bir yara izi taşır. Bu yabancı bir kişi veya kırmızı tenli bir köle veya tanınmış büyük bir kişidir. İyi ve güzel nefisi, kulağında bir yara izi taşıyan, çıplak çehreli, haya ve saygı duygusu taşıyan, hastalıklı, fakir bir kimsedir.
Çalınan mal gerçekten bulunacaktır. Bu mallar bir şeyin veya bir zahidin mezarında saklı olduğu için şu ayetler ayrı ayrı 7 kez okunup o mezarın sahibine hediye edilir. Okunacak sureler şunlardır. Kadir suresi ve İhlas suresi. Şayet biri sana bu saatte elinde ne gibi bir şeyin bulunacağı sorulacak olursa ve bu soru bu saatin başlangıcında sorulmuş ise ona, bunun elmas veya yakut veya pırlanta olduğunu söylersin. Şayet bu soru bu saatin ortalarında sorulmuş ise, bunu ipek veya billur olduğunu söylersin. Bu soru bu saatin sonunda sorulmuş ise, bunun has gümüşü veya beyaz kurşun olduğunu söylersin. İskar adlı kitapta bu konu hakkında şöyle denmektedir. Bu saatin bir başlangıcı ve bir de sonu vardır. Bu sebeple orta bir saat hükmüne lüzum ve ihtiyaç kalmaz. Zira her kevkebin iki burcu olmakta iki şekli vardır. Ancak güneş ile ay bundan istisna edilmelidir. Çünkü bu iki kevkebin birer burcu ve birer şekilleri vardır. Şayet biri bu saatte sana karada ve denizde yolculuk yapmak için bir soru soracak olursa ona, her iki yolculukta hayırlı ve bereketlidir. Sana büyük kazanç getirecektir dersin. Şayet sana bu saatte çocuğun öğretmenine teslim edilmesi hakkında bir şey sorulacak olursa ona, bu iş hayırlı ve iyi sonuç veren bir teşebbüstür dersin. Şayet biri sana bu saatte gaybde olan bir kişiyi soracak olursa ona, bu kişi yakında sana geleceğini, sıhhat ve afiyetinin iyi olduğunu, yaptığı ticaretten iyi kazançlar elde ettiğini, bundan dolayı sevinçli olduğunu, onun geri dönmesi 7 hafta veya 7 gün veya 7 sene olacaktır. Şayet bundan daha geç olursa artık hayra yorarsın dersin. Şayet biri bu saatte sana yapılan bir savaşın sonucunu soracak olursa ona, şimdilik asımlar savaşmamakta ve dövüşmemektedir. Büyük ve anlayışlı kişilerden tanınmış bir şahsiyet ara buluculuğu yapmakta ve onları barıştırmaya çalışmaktadır dersin. Şayet sana şehrin hal ve durumu sorulacak olursa ona, bu şehrin durumu bu sene çok iyidir. İçinde bulunan sene bereketli yağmurlarla sulanacaktır. Her türlü nimet size yaklaşmaktadır. Bu sebeple insanların kalpleri bu nimetlerin bereketiyle, rahmetle dolacaktır. Sonra bu şehre dışarıdan büyük bir bilgin gelecektir. Bu büyük kişi halen yoldadır, buraya varmak üzeredir dersin. Şayet biri kendi halinden bir soru soracak olursa ona, bu soruyu soranın alım-satım gibi bir şey düşündüğünü veya evinden çalınan beyaz bir eşyanın durumunu sormak istediğini söylersin. Çünkü müşteri yıldızı 6. gök uydusudur, solu ve ateşlidir, hem dişi hem erkektir. Müşteri gündüzleri erkek, geceleri dişi sıfatıyla sıfatlanır. Bütün gök katlarına 12 senede bir uğrayarak geçer ve her burçta veya menzilde 5 ay kalır. Allah daha iyisini bilendir. Perşembe gün ve saatlerinin insanlar üzerindeki etkisi ve bu yönden yapılması gereken şeyler hakkında bilgiler. 1. Bugünün birinci saati kadın ve erkekler arasında sevgi ve muhabbet işini alevlendirir. 2. Bugünün ikinci saatinde uyutup bağlamaya elverişlidir. 3. Bugünün üçüncü saatinde yüzleştirmeye elverişlidir. 4. Bugünün dördüncü saati hükümdarlar ve devlet büyüklerinin yanına girmeye elverişlidir. 5. Bugünün beşinci saati nikahı bağlayıp durdurmaya yarar. 6. Bugünün altıncı saati karı koca arasında sevgi ve anlaşmaya yarar. 7. Bugünün yedinci saati cinleri bağlamaya ve kovalamaya yarar. 8. Bugünün sekizinci saati sevgi ve aşk işine yarar. 9. Bugünün dokuzuncu saati ayırma ve dağıtmaya yarar. 10. Bugünün onuncu saati nikahı durdurup bağlamaya yarar. 11. Bugünün 11. saati gelince sevgi eğilimlerine elverişlidir. 12. Bugünün 12. saatine gelince yine aşk ve muhabbet işine en uygun ve hayırlı bir saattir. Bugünün hastalar üzerindeki etkisi. Bugünün 1. saatinde hastalardan kadın olsun erkek olsun iyileşirler. Bugünün 2. saatinde hastalananlardan kadın olsun erkek olsun her ikisi de ölür.
bugünün üçüncü saatinde hastalardan erkek iyileşir, kadın ölür. Bugünün dördüncü saatinde hastalananlardan erkek ölür, kadınsa şifa bulur. Bugünün beşinci saatinde hastalananlardan her ikisi de ölür. Bugünün altıncı saatinde hastalananlardan erkek ölür, kadın şifa bulur. Bugünün yedinci saatinde hastalananlardan her ikisinin hastalığı uzun sürer, iyileşirler. Bugünün sekizinci saatinde hastalananlardan her ikisinin hastalığı uzun sürer, ikisi de şifa bulur. Bugünün dokuzuncu saatinde hastalananlardan kadın olsun, erkek olsun, her ikisi de ölür. Bugünün 10. saatinde hastalananların hastalıkları uzun sürer, sonunda şifa bulur. Bugünün 11. saatinde hastalananlardan erkek ölür, kadın şifa bulur. Bugünün 12. saatinde hastalananlardan kadın olsun, erkek olsun, her ikisi de ölür. Şayet yeni seneye perşembe günüyle girilmiş olursa, Nevruz bu senenin ferah ve sevinçle dolu geçeceğini, her hal ve durumda her şeyin bol, hayırlı, iyi olacağını, ilim ve irfanda ilerlemeler kaydedileceğini, şehir halkının yaşantısında refah görüleceğini, yapılacak şeylerde başarılar elde edeceğini, özellikle hükümet erkanının halkla olan ilişkisinin doğru ve iyi istikamette gideceğini söylersin. Ve yine hayvan üretiminin bereketli olacağı, özellikle at ve deve gibi hayvanların çoğalacağını söylersin. Bu sene fazla yağış olacağından ekin ve ziraat işinin zayıflayacağını, ağaç mahsulü meyvelerin bollaşacağını, fiyatlarda ucuzluk görüleceği, her şeyde bolluk ve bereketlik görüleceğini söylersin. Yalnız bu sene içinde bu memleketin büyüklerinden biri zalim bir kişiyle dövüşmek üzere çıkacağını, kış ve yaz mevsimlerinin iyi bir ortamda geçeceğini söylersin. Merih Kevkebi'nin gün ve saatlerinin canlılar üzerindeki etkisi ve bunlar hakkında bilgiler. Bu, gök yıldızı 5. gök katının yıldızlarındandır. Kırmızı mtrak renkte olup başı kesik gibidir. Bu uydunun günü salıdır. Burcu da Hamel, Oğlak ve Akrep'tir. Allah'ın güzel adlarından da Ya Malik, Ya Kuddüs adlarını taşır. Bu uydunun Allah katında vekil melaikesi de Azrail'dir. Şayet bu gibi bir günde arzulamış olduğu işlerden herhangi bir işi yapmak istersen önce Allah'tan sonra da onun vekil melaikesinden yardım istemeli ve tesbihini okumalısın. Bu tesbihi işe başlamadan önce ve işin sonunda tekrarlayıp okumak icabet etmektedir. Çünkü ameller şartlarla gerçekleşir. Kim ki bu şartları bir hakkın yerine getirirse, vekil melaike Azrail yönünden işi tamamlanmış olur. Tesbih şöyledir. Ya Kahhar, Ya Kadir, Ya Gani, Ya Aziz, Ya Vahid, Ya Allah, Ya Vedud, Ya Kuddüs, Sebuh Kuddüs, Rambül Melaiketü ve Ruhu, Subhanehu Ala ve Celle Teala, Amme Yekulu Zalimun. Ven cahidun ulüven kebiran, entekuna avni ve tu sihri keza, keza. Bunları okuduktan sonra ne hacetin varsa bildirir ve vekil melaikeye şöyle hitap edersin. Aksemtu aleyke ya Azrail, bihakkillezi ellezi kâne velâ leydin. Bu Kevkeb'in savaş sırasındaki Kur'an suresi Elem Neşrah suresidir. Bu sonuna kadar okunmalıdır. Yerden bir avuç kırmızı toprak alınarak ona karşı bu sure okunur ve düşmanın yüzüne doğru savrulur. Allah'ın izniyle düşman böyle yenilgiye uğrar. Bu Kevkeb'in ağacı da Leban Müna adlı ağaçtır. Bunun binek hayvanı da kırmızı ve kırmızı karışımı bir inektir. Bugünün ilk saati uğursuz aksi bir saattir. Ancak savaş, dövüş, fesat ve kargaşalıklara elverişlidir. İskar adlı kitapta bu Kevkeb hakkında şu bilgiler veriliyor. Bu Kevkeb 5. gök katından çıkar. Her burçta 40 gün kalır.
20 ay içinde bütün gök katlarını uğrayarak geçer. Her durak veya menzilde 12 gün kalır. Bu kevgebe atfedilen sıfatlar şunlardır: şecaat, kabalık, zahmet ve yorgunluk, hiddet, hainlik, alçaklık, başarı, yenmek, güç gibi bu ve buna benzer sıfatlardır. Bugünün ilk saatinde yapılacak şeyler şunlardır: vücuttan kan almak, yaraları deşip temizlemek, çocukları sünnet ettirmek, vücuda saplanan ok, kurşun gibi şeyleri çekip çıkarmak, savaş araç ve gereçlerini kullanmak, demircilerle ilişki kurmak, sert gümüşü yontup inceltmek, ok ve mızrak imal etmek ve ava çıkmak gibi şeylere elverişli bir saattir. Bu kırmızımtırak bir kevkeptir. Kısmetini Oğlak, Hamel ve Akrep burcundan alarak çıkar. Zira Oğlak burcu ateşlidir, Akrep ise soludur. Allah daha iyisini bilir. Bu kitap bu kevkep hakkında yukarıdaki bilgileri veriyor. Şayet biri bu saatte sana içinde ne gibi bir düşünce beslediğini soracak olursa ona, bir şeyi men etmeyi, kırmızı bir madeni elde etmeyi, dövüşmeyi, vuruşmayı, yani şer şeyleri, bunlardan başka bir şeyi düşünmediğini söylersin. Şayet biri bu saatte sana yeni bir yapı yapmayı veya bir gemi tezgahı koyup donatmayı, kuyu kazmayı, nehir açmayı ve buna benzer şeyler hakkında bir şeyler soracak olursa ona, bu gibi şeylere kalkışmamasını ve hatta bu saate ekin ekmemesini, biçmemesini, bunları kurtların, haşeratın telef edeceğini söylersin. Ve yine yapacağın gemiyle veya bugünün ilk saatinde yolculuk yapmamasını, evinde onunla bununla dövüşmek için çıkmamasını ve bu gibi şeylere başlamamasını, bir şeyi bir şeye katmamasını, biriyle bir ticari ortaklık kurmamasını, zira sonucunun düşmanlık yaratacağını söylersin. Ve yine gemiden alet ve eşya çıkarmamasını ve bu saatte evine bir şey sokmamasını, zira çalınacağını söylersin. Ve yine bu saatte hükümdarların yanına girmemesini, kimseyle kavga etmemesini, ev halkıyla darılıp çekişmemesini, sonucunun ayrılık olacağını söylersin. Bu saatte bu ve buna benzer şeylerden kaçınmasını, zira bu gibi şeyler acizliği, tembelliği ve kişinin yok olup yıkılmasına sebep olur. Sonu hayırlı ve iyi olmaz. Şayet biri bu saatte sana bir haceti hakkında bir şey soracak olursa ve bunu bu saatin başlangıcında sormuş ise ona, bu hacetin olacağını, bu soru bu saatin ortalarında sorulmuş ise bu hacetin olmayacağını, şayet bu soru bu saatin sonuna doğru sorulmuş ise zahmet ve yorgunluklardan sonra olacağını söylersin. Şayet biri bu saatte sana bir nikah hakkında bir şey soracak olursa, bu nikahın bir sadaka ve kefaretten sonra gerçekleşeceğini söylersin. Bu sadaka veya kefaretin kırmızı bir teke olacağını söylersin. Şayet biri sana bir yapı hakkında bir şey soracak olursa, bunun tamamlanmayacağını söylersin. Şayet bu soru yolculuk hakkında ve bu saatin başlangıcında sorulmuş ise yine bu yolculuğun iyi olmayacağını, ancak sadaka ve kefareti verildiği takdirde çıkacağını söylersin. Şayet bu yola çıkma sorunu bu saatin sonlarında sorulmuş ise ona, bu yolculuktan bir hayır ve iyi sonuç ummamasını ve çıkmamasını söylersin. Şayet bu saatte biri sana umduğu bir şeyi bekleyip beklemeyeceğini soracak olursa ona, beyhude yere beklememesini, bu umduğunu hiçbir vakit elde edemeyeceğini söylersin. Kendi sonucunun da iyi olmayacağını anlatırsın. Şayet biri bu saatte sana üzerinde bulunan bir korku halini soracak olursa ona, evet, şiddetli bir korku içinde bulunuyorsun. Mümkün mertebe bundan uzak kalmaya çalışmalısın. Allah'a güvenin tam olmalı. Zira Hak Teala kendisine güvenenleri sever dersin. Şayet biri bu saatte sana gaybde bulunan birini soracak olursa ona, bu kişinin biriyle dövüştüğünü veya bir dostu veya karısıyla dövüşüp birbirine düşman kesildiklerini fakat Allah'ın izniyle sağ ve afiyette bulunduğunu, çok zahmet ve meşakkat çektiğini söylersin. Bazı kitaplarda da az zahmet ve meşakkat çekeceği yazılıyor.
Şayet biri sana bu saate gebe bir kadın hakkında soracak olursa ve bu soru bu saatin başlangıcında sorulmuş ise ona, zahmet ve yorgunluktan sonra bir erkek çocuk doğacaktır dersin. Bu soru bu saatin sonuna doğru sorulmuş ise, bir zahmet ve yorgunluk çekmeden bir kız çocuğu doğuracaktır dersin. Şayet kız doğurmayıp erkek doğurursa bu çocuğun yaşamayacağını söylersin. Çünkü karnında cinlerin yeli vardır veya karnında tehlikeli bir illet vardır. Orada kan toplanmıştır, bu hastanın sonucundan korkulur. Belki de çocuk ölü olarak doğar dersin. Allah muhakkak ki daha iyisini bilendir. Böyle bir hastanın ilacı sorulduğu takdirde ona, kırmızı bir koyun sadaka olarak alınır, kesilir, eti fakir ve yoksullara verildiği takdirde kadın ve çocuk kötü sonuçtan Allah'ın izniyle kurtulmuş olur. Şayet bu saatte duyulan kurbağa seslerinin neye delalet ettiği sorulacak olursa ona, bu sesler sana bir savaşın, bir düşmanlığın, bir yangının, bir hırsızlığın veya umulmayan kötü bir haberin duyulacağının bir işaretidir dersin. Mecmu aldı kitapta bu saatte yeni elbise giyimi ve ortak ticaret hakkında şöyle bir açıklama vardır. Bu saatte yeni elbise giymenin iyi bir sonuç vermeyeceği gibi, ortaklık kurmak, ortak ticaret yapmaktan kaçınmalısın. Bu gibi müşterek şeyler sana düşmanlık kazandırmaktan, dargınlıklardan başka bir şey kazandırmayacağı gibi, denizden ve karadan getireceğiniz mallar da ziyana uğrar. Denizde ise gemi batar, karadaysa bir kazaya gelerek yanıp gider dersin. Bu saatte sana yolculuğa çıkmanın bir sakıncası olup olmadığı sorulacak olursa ona, bugünün bu saatinde yolculuğa çıkmamalısın. Çıktığın takdirde ya batar boğulursun veya yanar kül olursun. Sonuç kötüdür, sana bir hayır olmaz. Bu saatte yapılan bir savaşın sonucu senden sorulacak olursa ona, bir istekli isteğini elde ettikten sonra kazançlı çıkar. Tanınmış sözü geçer büyük bir kişi, savaşan sizin tarafa doğru yaklaşmaktadır. Bu kişinin savaşa katılmasıyla hasım yenilgiye uğrayacak, istekli de isteğine kavuşacak, düşman ordusu gerisinde birçok ölü bırakarak dağılacaktır dersin. Bu saatte sana yapılması arzulanan evlenmenin ne gibi bir sonuçla tamamlanacağı sorulacak olursa ona, bu evlenme işinin ancak 6 ay veya 6 sene sonra olacağını, şayet bu evlenme bu süreden önce olursa bunun sonu iyi olmayacağını söylersin. Zira kadın akıl hastalığına tutulacak, kendini elbiseleriyle sımarhaneye atacaklardır. Bu sebepten dolayı iyi sonucu olmayan bu evlenmeden vazgeçmesini söylersin. Şayet bu saatte yola çıkanlar hakkında kötü bir haber alındığı sorulacak olursa ona, alınan bu haberin doğru olduğunu söylersin. Şayet bu saatte yola çıkandan hayırlı bir haberin doğru olup olmadığı sorulacak olursa ona, karada ve denizdeki yolculardan alınan bu haber hakkında değişik fikirler yürütülür. Çoğunlukla günün ilk saatinde alınan haberler hayırlı veya sevinç vericiyse, bunun yalan olduğu, üzücüyse doğru olduğunu söylersin. Şayet yolda bulunan bir kişinin durumu sorulacak olursa ona, yolcunuz iyi ve emniyette yoluna devam etmektedir. Yalnız gideceği yerde bir savaş olmaktadır. Bu savaşta hükümdarlardan veya kumandanlardan biri öldürülecektir. Oraya gitmekten bir yarar beklenmez, ziyan edilir veya yolcunun malı yağmaya uğrar veya hilekar bir kişi bu malı alır. Birçok üzüntülere ve yorgunluklara uğrar. İşte bu ilk saatte sorulan bu sorunun cevabı budur dersin. Şayet bu soru sana bu saatin sonuna doğru sorulmuş ise ona, bu yolculuğun sonucu keder, üzüntü, yorgunluk, ziyan ve boş yere çalışmaktan gayri bir sonuç vermez dersin. Şayet bu saatte sana firardan yani kaçaktan sorulacak olursa ona, bu kişi burada bulunmaz ancak doğu kesiminde bir şehirde bulunmaktadır. Bunun geri dönmesi uzun sürecektir. Bu kişi aramakta ancak para harcamak ve düşmanlık kazandırmaktan başka bir sonuç vermez dersin. Bu hırsızın çaldığı malları elde etmek için ne gibi bir davet yazısı yazılması yönünde bir soru sorulacak olursa ona,
bir şişe içine turunç suyuyla bir miktar nebati yağ konur. Bu kağıda kaçağın adını, anasının adını, eğer o kaçağın efendisi varsa onun da adını yazar ve bu kağıda karşı Yasin suresini tam olarak 7 kez okur ve bunları şişenin içine atar. Mumla veya çamurla mühürler, mutfağın bir yerine gömersin. Kaçak Allah'ın izniyle bulunmuş ve dönmüş olur. Şayet bu saatte sana yola çıkan kalabalık kimselerin durumu sorulacak olursa ona, gittikleri memlekette iki ateş vardır, biri savaş, biri yangın. Bu yolculardan biri öldürülmüştür, korkarım bu iki musibetten biri bunların başına gelmesin. Bu memleket halkı yabancıların malını haksız olarak zorla alan kimselerdir dersin. Bu saatte biri sana alım ve satımdan soracak olursa ona, bu saatte yapılacak alım ve satımdan umulan kazanç elde edilmeyeceği gibi bundan da hayırlı bir sonuç alamazsın dersin. Şayet bu saatte sana elde bulunan bir malın telef olduğunu veya elinden çıktığını soracak olursa ona, evet bu söylediklerin doğrudur, artık bu kaybettiklerin sana geri gelmeyecektir dersin. Şayet biri bulunduğu bir şehrin durumunu sana soracak olursa ona, bu şehir savaş içindedir. Orada açlık, sefalet, hırsızlık, hile, yalan, kin ve yağma vardır. Bu şehrin başkanı da şaşı gözlü, kötü ahlaklı bir kimsedir dersin. Şayet bu saatte elden ve evden çıkan bir şeyin veya bir malın ne yöne götürüldüğü sorulacak olursa ona, bu eşyanın güneye veya kıbleye doğru götürüldüğünü, bunları büyük yorgunluk ve meşakkatten sonra bulacağını söylersin. Şayet biri bu saatte sana gömülü bir hazine veya defineyi soracak olursa ve bu soruyu bu saatin başlangıcında sormuş ise ona, bu gömülen şeyin altına benzediğini, kırmızı renkte altın paraya benzer bir şey olduğunu ve bunun remildeki şekli de kırmızı olarak görünmektedir, sureti de şöyledir. 3 çizgi alt alta. Şayet bu soru sana bu saatin sonuna doğru sorulmuş ise ona, aranan bu definede bir şey bulunmadığını, bu definenin yüzü temiz görünmektedir, şekli de şöyledir, 1 nokta, altında bir çizgi, 2 nokta alt alta, bu saat vücuttan kan almaya, çocukları sünnet etmeye, hayvan kesmeye, savaşa, kan akıtmaya, adam öldürmeye yarayan bir uğursuz saattir. Mecmu adlı kitapta da bu define hakkında şöyle bir açıklama vardır. Şöyle ki, aranacak bir yerde sarıya çalan kırmızı bir şey vardır. Mesela kırmızı elbise, akik taşı, mercan, bu ve buna benzer şeyler bulunmaktadır dersin. Allah daha iyisini bilir diye yazar. Şayet bu saatte sana kısır bir kadının gebeliği hakkında bir şey sorulacak olursa ona, bu kadının karnında bozuk kan toplanmıştır. Bu sebepten dolayı da rahimdeki bu kan yüzünden boğulmuştur dersin. Bunun çaresi ne olacağı sorulduğu takdirde ona, hastanın bir sadakaya ihtiyacı vardır. Bir koyun alır, keser, etli yemek olarak pişirilir, bir miktar ekmekle fakirin ve yoksulların karnı doyurulur. Böylece Allah'ın izniyle kadın şifa bulur dersin. Şayet biri bu saatte sana evli karı kocanın durumunu soracak olursa ona, bu kişinin karısı kötü ahlaklı, zinaya giren, yalan söyleyen, ona buna iftira atan bir kadındır. Kocası da keza kendisine benzemektedir. Her ikisi de bir yelin estiği gibi esmektedir. Bir şey üzerinde anlaşamazlar. Hiçbiri diğerinin eksiğini veya işini yapmaz. Bunun içindir ki bu kötü amelleri yüzünden fukaralıktan kurtulamazlar dersin. Şayet biri sana bu saatte sana bir hastanın durumunu soracak olursa ona, bu kişinin hastalığı kızamık, kanama ve cin yelindendir. Hasta oynak yerlerinden, sızıdan şikayetçidir. Uykusunda korkunç şeyler görmekten ürkerek uyanır. Çünkü bu cin yeli karnına yerleşmiştir. Bu sebeple hastanın ateşi yükselir. İçinde ve organlarında bir takım şeylerin gezdiğini duyar. Burnundan ve ağzından kötü kokular çıkar dersin. Mecmu adlı kitapta şöyle açıklanır. Bu kişinin hastalığı içine yerleşen cinlerin yelindendir. En çok acı duyduğu yer de vücudunun sol tarafıdır.
Hastanın gözü kâh kanlanır, kâh sararır, vücudunda yel gezer, başı zonklar, burnundan kötü kokular çıkar, bacakları şiddetle ağrır. Bu kişinin hastalığı cinlerin bulunduğu yer olan bir ağacın altı veya ateş yanan, yemek pişirilen bir yerden aldığı anlaşılır diye yazar. Mendel aldı kitapta bu konuyu şöyle açıklar. Şayet bir hasta için Merih Kevkebi'nin gününde ve birinci saatinde sana hasta için bir soru sorulmuş ise ona, bu kişinin hastalığı kendisine cinler tarafından miras olarak bırakılan vesveseden ve onun yerinden gelmiştir. Hastanın başı ve bedeninde uzun süreden beri bir hafifliğin bulunduğunu fakat gizlenmiş olan bu hastalığın şimdi görünüp çıktığını söylersin. Şayet bu soru bu saatin ortalarında sorulmuş ise ona, bu kişinin geveze çok konuştuğunu, şeytan bu kişinin diline kötü konuşulacak ne varsa koymakta, bu sebeple şeytanın yerleştirdiği sözleri rastgele sarf etmekte. Allah'ın düşmanı olan şeytana uyduğundan bu hastalığa tutulduğunu ve bu hastalığı da çarşamba günü aldığını söylersin. Şayet bu soru bu saatin sonlarına doğru sorulmuş ise ona, bu hastalıktan bir takım değişik acılar duyacağını fakat Allah'ın izniyle şifa bulacağını söylersin. Bu hastalığında 20 türlü ilacı vardır dersin. Yeni açılmış kuyudan ilkten çıkarılan su, şuniz, kasni otu, acı zamk, dikenli ağaç dalı, mıbık, ilhicez, belicez, kakule, taze ceviz içi, mesteki yani en iyi sakız, zencebil, darü fülfül, bunlar balla veya tatlı bir şeyle karıştırılarak 7 gün hastaya yedirilir. Bazısı da suyla karıştırılarak elde edilen mahlulü 7 gün süreyle hastaya içirilir. Yine bu saydığımız ilaçlardan bir kısmı alınır, salit ile yani nebati yağla karıştırılarak 7 gün süreyle hastanın vücudu bununla silinir. Yalnız bu ilaçların her üçünün kullanılmasına aynı günde başlanmalı. Sonradan hastaya gözden, illetten kurtulması için topluca bir muska yazılır. Üzerinde taşıması söylenir. Allah'ın izniyle hasta şifa bulur. İskar adlı kitapta bu konu hakkında şöyle yazar. Bu kişinin hastalığı kızamık veya diken batması veya cinlerin yelinden olan bir hastalıktır. Hasta baş ve kalbinin sızlayıp acıdığını söyler. Hasta yatağında, uykusunda daimi olarak korku içinde kalır. Bütün vücuduyla birlikte mafsalları da sızar. Değişik şekillerde vücudun bir yerinden diğer yerine geçen işte bu cinlerin yelindendir. Şayet bunun ilacı senden sorulacak olursa ona, bir miktar siyah kimyon, kasni otu, kerkem yani safran, Hindistan cevizinin içi, sirke ve biraz da hardalla karıştırılarak ateşte kaynatılır. Hastanın vücuduna 7 gün aralıksız sürülür. Allah'ın izniyle hasta şifa bulur. Mecmu aldı kitapta bu şekildeki bir hastanın ilacı hakkında sorulacak bir soruya, bu hastanın beyaz, siyah veya kırmızı renkte veya bu renklerle karışık bir baş koyuna ihtiyacı vardır. Koyun olmadığı takdirde bu şekilde bir horoz alınarak kesilir. Kanı evin dört temel köşesine akıtılır ve bir fakire yedirilir. Ev halkının bu kesilen koyun veya horoz etinden bir şey yememesi gerekiyor. Sonradan oturulmayan harap bir evden veya yıkıntıdan biraz toprak alınır, bir kaba konmuş bu toprak üzerinde birkaç dal hurma yakılarak 7 gün ara verilmeden hasta bununla tütsülenir. Şayet sana bu saatte hastanın iyi olup olmayacağını soracak olurlarsa ona, hasta erkekse çabuk şifa bulur, kadınsa bir süre bu hastalıkla uğraşıp yorulduktan sonra o da şifa bulur dersin. Şayet biri bu saatte sana sevinçli bir haberi soracak olursa ona, bu haberin yalan olduğunu, şayet bu haber kötü, üzücü bir haber olsaydı doğru olacağını ve bu saatte saç kesmenin, tıraş olmanın, koltuk altı kıllarını yolmanın iyi bir iş olmadığını ve yapılmamasını söylersin. Hatta bu saatte bıyık kırpmanın, tırnak kesmenin, kadına sokulmanın, bina yapmanın, gemiye yüklemenin, eve bir şey sokmanın, biriyle dost olmanın, hükümdarlar veya devlet büyüklerinin yanına girmenin, bir yerden bir yere taşınmanın, alışveriş gibi şeylerin yapılması, yolculuğa çıkılması gibi şeylerin sakıncalı olduğundan bütün bu gibi şeylerden kişinin kaçınması gerekir.
Hatta bu saatte çalınan veya kaybolan bir malın geri gelmesi veya bulunması da imkansızdır. Bu saat, bu saydığımız şeyler için kötü ve uğursuz bir saattir dersin. Allah daha iyisini bilir. Ancak böyle bir saatte bir savaşın olacağı, kan akıtma, intikam, öç alma gibi haberlerin doğru olacağını söylersin. Şayet bu saatte yapılmakta olan bir savaşta herhangi bir tarafın kazanacağı sorulacak olursa, bu savaşı doğu halkının kazanacağını söylersin. Şayet bu saatte sana kaybolan bir şey hakkında bir şey sorulacak olursa ona, bulunmayacağını, beyhude yere kendini yormamasını söylersin. Şayet bu saatte sana memleketin hükümdarı hakkında bir şey soracak olursa ona, bu inatçı, katil, hırsız, halkın malına ortak olan, kişilerin malını yağma ve talan eden kötü bir kişidir dersin. Şayet bu saatte sana devletteki bir işinden soracak olana, devlet kapısında kendini kötü ve korkunç bir akıbetin beklediğini söylersin. Şayet bu soru arkadaşlarının kendisine karşı durumunu anlatmak kastıyla sorulmuş ise ona, seni öldürüp yok edeceklerdir, dikkat etmelisin dersin. Şayet bu soru aile ve akrabası için sorulmuş ise ona, seni sevmediklerini söylersin. Şayet bu saatte sana bir hırsızlık sorulacak olursa ona, bu hırsız komşularından biri, sana yakın olanlardan, mesela kölen de olabilir, ağzında veya başında bir yara izi olan, bacağının biri eğri veya parmaklarından biri eğri olan, kısa boylu, geniş göğüsü, kötü ahlak sahibi, fakir ve muhtaç, hayasız bir kişidir. Bu kişi demirci veya hastalardan kan alan veya çift süren veya bir inşaat ustası gibi şeyler yapan bir kişidir. Ve yine ateş önünde işi olan, yani demirciye benzediğini, güçlü olduğuna göre de marangoza benzemektedir. Veya tandırda ekmek pişiren veya dokuma tezgahında çalışan veya kumaş boyacısına benzeyen bir kişidir. Çaldığı malın bulunması zor ve imkansızdır. Fakat büyük harcamalardan, yorgunluktan sonra bu çalınan eşyaların başka bir şehirde bulunması ihtimali içindedir dersin. Bu hırsızın eşkal ve sıfatı bu saatin başlarında sorulacak olursa ona, bu kişinin uzun boylu, kocaman kafalı, kırmızı tenli, mavi gözlü, şaşı, hiddetli olduğunu, göğsünde bir benim bulunduğunu, eskiden padişahın komşusu veya dostu veya kölesi olan bir kişi olduğunu, çaldığı malları da ateş yanan bir yere yakın bir yere sakladığını, çünkü bu gibi kişilerin kısmet ve çıkış yeri oğlak burcudur dersin. Şayet bu soru bu saatin sonlarında sorulmuş ise, bu hırsızın bir kadın cariye veya asılı veya nesevi zayıf bir köle bozuntusu olduğunu, bu kadın uzun boylu, kırmızı tenli, saygısız ve terbiyesiz, haya duymayan, zina yapan, hain, kindar bir yaratıktır. Çaldığı malları da bir su yerinde saklamıştır. Zira oğlak ve akrep borçları soludur. Allah daha iyisini bilir dersin. Şayet biri sana bu saatte kurbağaların bağırışmasının neye yorulacağını soracak olursa ona, bu sesler sana bir savaşı, düşmanlığı, bir hırsızlığı veya bir yalanı haber vermektedir dersin. Allah daha iyisini bilendir. Bugünün ilk saatinin başlangıcında kişinin eline ne geçeceği sorulacak olursa ona, kırmızı, uzun bir şeyin eline geçeceğini, bunun da bakıra benzediğini söylersin. Şayet bu soru bu saatin ortalarında sorulmuş ise ona, yine kırmızı enli bir şeye benzediğini söylersin. Bu soru bu saatin sonlarına doğru sorulmuş ise ona, bu bir kadının elbisesi veya hırkası veya bir kadının saçı olacağını söylersin. Allah daha iyisini bilendir. Bu saatte kaybolan bir şeyden sorulacak olursa, bunun hiçbir zaman bulunamayacağını söylersin. Şayet bu saatte sana bir hırsızlık olayını veya bir düşmanlığı veya bir hayvanın kesilmesini veya çocuk sünnet etmeyi veya bir hastadan kan alma keyfiyeti sorulacak olursa ona, bu sorduklarınız ancak 40 gün sonra gerçekleşecektir veya 40 saat sonra veya 40 hafta sonra olacaktır. Zira Merih yıldızının burcu oğlakla akrep burçlarıdır. Kırmızı renkte olup çehresi saf ve temizdir. Sureti ve şekilleri şöyledir. Bir çizgi, altında bir nokta ve onun altında iki çizgi. Bir nokta, altında bir çizgi ve altında iki nokta. Şayet bu saatte sana bir hastanın durumu sorulacak olursa ona,
bu hastanın kızıl veya kızamık hastalığı olduğunu ve belki de cinlerin yelinden de rahatsız bulunduğunu söylersin. Bu gibi hastalığa tutulanlar çoğunlukla kalp ve başından şikayet eder. Uykusunda korkunç rüyalar görür. Korkarak kalkar. Bu hastalık her gün kişinin vücudunda yer değiştirerek etkisini yapar. İşte bu da yukarıda söylenen yelden ileri gelir. Bu hasta için biraz deniz toprağı alınır, biraz sakız veya günlükle karıştırılarak tütsü yapılır ve bu tütsü aralıksız 7 gece devam etmeli. Allah'ın izniyle hasta şifa bulmuş olur. Salı günü ve saatlerinin canlılar üzerindeki etkisi hakkında bilgiler. 1. Bugünün birinci saati ayrılmaya ve düşmanlığa uygundur. 2. Bugünün ikinci saati saygı göstermeye ve hükümdarların büyüklerinin yanına girmeye uygundur. 3. Bugünün üçüncü saati kadın ve erkekler arasında ilgi kurmaya ve sevişmeye uygundur. 4. Bugünün dördüncü saati düşmanlık, ayrılmaya ve bölünmeye uygundur. 5. Bugünün beşinci saati sevişmeye ve gösterişe, saygıya uygundur. 6. Bugünün altıncı saati ise kaçak ve kaybolanların bulunmasına, tılsım ve dua yoluyla uygundur. 7. Bugünün yedinci saatine gelince hükümdarların huzuruna girmeye uygundur. 8. Bugünün 8. saati dağılmaya, düşmanlığa uygundur. 9. Bugünün 9. saati hükümet büyüklerinin yanına girmeye en elverişli ve uygun saattir. 10. Bugünün 10. saati kendisini sevdirmeye, saygı göstermeye ve sevişmeye uygundur. 11. Bugünün 11. saatine gelince düşmanlığa ve ayırmaya uygundur. 12. Bugünün 12. saatine gelince saygı göstermeye, sevmeye, gönül işine uygundur. Allah en iyisini bilendir. Salı günü saatlerinin hastalar üzerindeki etkisi hakkında bilgi. 1. Bugünün birinci saatinde hastalananlar kadın veya erkek olsa dahi hastalıkları uzamakla birlikte her ikisi de ölür. 2. Bugünün ikinci saatinde hastalananlardan kadın ölür, erkekse şifa bulur. 3. Bugünün üçüncü saatinde hastalananlardan kadın şifa bulur, erkekse ölür. 4. Bugünün dördüncü saatinde hastalananlardan her ikisi de ağırlaşır, hastalığı uzadığı gibi her ikisi de ölür. 5. Bugünün beşinci saatinde hastalananlardan kadın şifa bulur, erkekse ölür. 6. Bugünün 6. saatinde hastalananlardan her ikisinin hastalığı uzar, sonradan iyileşir. 7. Bugünün 7. saatinde hastalananlardan kadın ölür, erkek şifa bulur. 8. Bugünün 8. saatinde hastalananlardan her ikisinin hastalığı artıp uzadığı gibi her ikisi de ölür. 9. Bugünün 9. saatinde hastalananlardan kadın ölür, erkek şifa bulur. 10. Bugünün 10. saatinde hastalananlardan erkek ölür, kadınsa şifa bulur. 11. Bugünün 11. saatinde hastalananlardan her ikisinin hastalığı uzun sürer ve ölürler. 12. Bugünün 12. saatinde hastalananlardan erkek ölür, kadın şifa bulur. Muhakkak ki Allah en iyisini bilendir. Salı gününün senenin mevsimlerini etkisi. Şayet sene başı Nevruz salı günüyle girerse, bu sene içerisinde insanlar arasında birçok kan döküleceği, fiyatların yükseleceği, karpuz mahsulünün azalacağı, hububat ve ekinlerin bollaşacağı, doğudan gelecek tehlikelerden hükümdarların öldürülmesinden korkulacağı ve yine batı memleketlerindeki kral ve padişahlarının ansızın ölmelerinden korkulur. Nehir sularının azalması sebebiyle kış mevsiminin hafif geçeceğini, kar yağışı ve soğukların da azalacağını, sonradan bol yağışların olacağını söylersin. Ve yine bu sene içerisinde birçok hastalıkların yayılacağını, bu sebeple insanlar sadaka ve Kur'an okumayı, dua etmeyi yoğunlaştıracaktır. Belki de Hak Teala bu taatlarına karşılık bu gibi sıkıntıları insanların üzerinden kaldıracaktır. Zira güç ve kuvvet her şey onun elindedir. Merih yıldızının günü salıdır. Sayısı da 65'tir. Allah daha iyisini bilendir.
Allah'ın salatı ve selamı Resulü Muhammed üzerine ve ashabına olsun.